Bu videoda sizlere fonksiyonlar ve tersini alma konularında işimize yarayacağını düşündüğüm terminolojiden bahsedeceğim. Bu terminolojiyle matematik kariyeriniz boyunca birçok defa karşılaşacağınızı da bilmelisiniz. Şimdi elimizdeki f fonksiyonunun x kümesini y kümesi ile eşleştirdiğini düşünelim. Bunu gösteren şemayı defalarca çizdik ama bir kere daha çizmenin kimseye bir zararı yok öyle değil mi? Burası x ya da tanım kümesi bu da y ya da değer kümesi. Değer kümesi eşleşmeyi yaptığımız kümedir. Bu kümenin tüm elemanlarının eşleşmesi gerekmediğini de hatırlıyor olmalısınız. Evet burası tanım kümesindeki elemanları eşleştirdiğiniz elemanların kümesidir. Peki devam edelim. Eğer burada bazı elemanlar varsa f fonksiyonu bu elemanları değer kümesindeki elemanlarla eşleştirecek. Bu videoda göreceğimiz ilk terim örten fonksiyon. Hemen not ediyorum, örten fonksiyon. Ee, bir fonksiyonun örten olması için, şu şekilde yazayım. Ee, değer kümesindeki tüm elemanlar için, evet, değer kümesindeki tüm elemanlar, yani y'ler için, tanım kümesinde f(x) eşittir y koşulunu sağlayan en az bir x vardır. Bu bu kümeden seçeceğiniz herhangi bir y'nin bu kümede en az bir x ile eşleşeceği anlamına gelir. İsterseniz daha basit bir şekil üzerinde de açıklayabilirim. Elimizde bir Y kümesi olsun ve bu Y kümesinin de 4 tane elemanı olsun. Diyelim ki A, B, C ve D. Evet bu Y kümesi. X kümesi de bir bakalım. Eee yine 4 elemanlı olsun. Elemanları da 1, 2, 3 ve 4 olsun f fonksiyonunun örten bir fonksiyon olması için buradakilerin hepsinin en az bir eşi olması gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi buradakilerin hepsinin eşleşmesi gerekiyor dedik zaten, değil mi? Size hemen bazı örnekler çizeceğim. Mesela bu bununla, bu bununla, bu bununla ve bu da bununla eşleşiyor olsun. Hatta hatta bir tane daha elemanımız olsun ve bunların ikisi birden bununla eşleşsin. F4 ve F5. Evet, ikisi de D'ye eşit. Anlaştık mı? İşte işte size örten bir fonksiyon. Evet, bunların F tarafından yapıldığını da şu şekilde belirteyim. Not ediyorum. Bu yani F örten bir fonksiyondur. Neden? Çünkü değer kümesinde hiçbir eleman açıkta kalmadı. Hepsi örtüldü. İsterseniz size örten olmayan bir fonksiyon da gösterebilirim. Y'ye birkaç eleman daha ekleyelim mesela e. f artık örten bir fonksiyon değil. Neden diyecek olursanız Y'nin elemanlarından bazılarının eşleşmediğini görüyorsunuz değil mi? Evet, f eğer örten bir fonksiyonsa, buradaki elemanların hepsinin burada en az bir tane eşi olmalı. Eşleşme birebir de olabilir. Birazdan bunu daha ayrıntılı bir şekilde tanımlayacağım. Bu şekilde de olabilir yani. Buradaki iki eleman, y'nin aynı elemanıyla eşleşiyor da olabilir. Önemli olan, y'nin tüm elemanlarının eşleşmiş olması. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. f eğer örten bir fonksiyonsa, evet, f'in görüntü kümesi görüntü kümesi neydi f'in aldığı tüm değerlerin kümesine görüntü kümesi diyorduk değil mi evet ne diyordum f'in görüntü kümesi y'ye yani değer kümesine eşittir. Daha önce görüntü kümesinin değer kümesine eşit olması gerekmediğini öğrenmiştik ama eğer elimizde örten bir fonksiyon varsa görüntü kümesinin değer kümesine eşit olması gerekir. Değer kümesi ile görüntü kümesi arasındaki e, ayrım ise. Değer kümesi fonksiyonun eşleştirme yapabileceği bir kümedir. Buradaki tüm değerlerin eşleşmesi gerekmez ama görüntü kümesi fonksiyonun eşleştirme yapacağı değerleri barındıran değer kümesinin alt kümelerinden biridir. Fonksiyonunuzu buradaki noktaların her birinde değerlendirirseniz görüntü kümesini elde edersiniz. Görüntü kümesiyle doğrusal cebir derslerinizde de karşılaşabilirsiniz. Son bir kere eğer değer kümesindeki tüm değerlerin ya da elemanların bir eşi varsa örten bir fonksiyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyeyim. Şimdi sıradaki terim bire bir fonksiyon. Aslında ne olduğu adından da belli. Ama olsun tanım ve değer kümelerimizi bir kere daha çizeyim. Evet, bu tanım, bu da değer kümesi olsun. Bu x, bu da y f eğer birebir bir fonksiyonsa, şu şekilde yazayım, y'nin her elemanı x'in en fazla bir elemanıyla eşleşir. Evet, y'nin her elemanı için x'in fx eşittir y olacak şekilde en fazla bir elemanı vardır. Örnek isterseniz mesela y'nin eşleşmeyen bir elemanı olabilir. Evet, y'deki tüm elemanlar eşleşiyordur ama bu eşleşmiyordur. Bu durumda bu örnek bir fonksiyon olmaz öyle değil mi? Nedenini merak ediyorsanız bu değer kümesinin bir elemanı ama görüntü kümesinin elemanı değil. Başka deyişle bunun eşi yok. Buna rağmen Tanım kümesinin her elemanı tek bir y ile eşleştiği için bu fonksiyon birebir bir fonksiyondur. Peki, birebir olmayan bir fonksiyon olabilir mi? Adından da anlaşılabileceği gibi, eğer buradaki x'lerden ikisi veya daha fazlası aynı y ile eşleşiyorsa, bu artık birebir bir fonksiyon değildir. İşte bu kadar. Bir örnek daha çizelim mi? Ee, ya da bu örneğe geri dönelim. Buraya... E'yi eklediğimizde fonksiyonun artık örten olmadığını söylemiştik. Çünkü bu elemanın eşi yoktu. Peki sizce bu birebir bir fonksiyon mudur? Cevap hayır. Çünkü 4 ile 5'in ikisi de D ile eşleşmiş ve bu birebirlik kuralını bozuyor. Bunun birebir ve örten bir fonksiyon olmasını istersem bu eşleşmeyi silip 5'i E ile eşleyebilirim x'lerin hepsi tek bir y ile eşleştiği ve tüm y'lerin de bir eşi olduğu için artık bu hem birebir hem de örten bir fonksiyon.